Bugün ben çok mutluyum. Çünkü ilk defa bu 2,5 ay içerisinde ilk defa cuma namazı kılmak üzere buraya gelmişiz. İnşallah bundan sonra öyle bir şeye rastlamayacağız. Bu virüs belasına da inşallah en kısa zamanda kurtulmamızdan Yüce Allah'tan temenni ederim. Bu da bizim için bir imtihandır. Gerçekten Müslümanlar için bir imtihandır. Hazreti Muhammed Sarsan'ın zamanında da veba virüs olmuş. İçeride namazları şey yapmışlar. İptal etmişler. Dışarıda namaz kılmışlar. Rabbimize hamdü senalar olsun. 9 haftadan sonra cuma namazıyla buluştuk. Cemaatimizle buluştuk. Büyük bir sevinç içerisindeyiz. Allahu Teala bu günlerimizi inşallah camilerimizde kılmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Bu gelip geçici bir durumdur. Cemaatimiz çok sevinçle karşıladı. Duyguları çok güzeldi. Çok güzel tepkiler aldık. Allah cemaatimizden de razı olsun. Sessiz sedasız arkadaşlarımız cemaatimiz dağıldılar elhamdülillah. Haftaya da inşallah yine buradayız. Bakalım Rabbim ülkemizi, devletimizi bu salgın hastalıktan milletimizi muhafaza buyursun. Ümmeti Muhammed'i, Bilad-i Müslümin'i bu salgın hastalıktan muhafaza buyursun inşallah. Allah sizlerden de razı olsun inşallah. Şimdi burada kılmamızın amacı bu salgın hastalıktan dolayı kapalı yerlerde kılınmasının sakıncalı olduğunu bize söyleyen bilim adamları, bilim insanları açık alanda kılınmasını söylediler. Biz de onların deyişine uyarak, devletimizin deyişine uyarak böyle bir açık alanda kıldık. Ve bunun kılınmasında herhangi bir beis yoktur. Herhangi bir sakınca yoktur. Ne dinimizce ne İslam'ın öngördüğü şekilde kesinlikle bir sakınca yoktur. Biz de burada bu alan tahsis edildi bizim için. Biz de burada cemaatimizle buluştuk. Elhamdülillah tıka basa doluydu cemaatimiz, gelmişlerdi. Sosyal mesafeyi koruyarak, fiziki mesafeyi koruyarak, her türlü tedbiri alarak burada sorunsuz, kazasız, belasız elhamdülillah bir cuma namazı kıldık. Sevinçliyiz. Allah'ım daim etsin. Rabbim o günleri göstersin ki bize camilerimizde, cemaatimizle omuz omuza inşallah böyle secdeler yapmayı, rükûlar yapmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Ya, uzun bir zamandır camilerden uzak kalmanın burukluğu vardı içimizde. Hepimizi bugüne kavuşturan Allah'a binlerce kez hamdü senalar olsun. Şükür ki yeniden cumaya, cemaate kavuştuk. Rabbim devamını ve sağlıklı günleri nasip etsin inşallah. Açık alanda kıldığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi ilk inşa ettiği zaman kıldığı namazları eda etmeyi düşündüm. Yani o düşünceyle kıldık. İnşallah Rabbim kendi katında kabul eder. Yani şu duyguyu şu anda ifade etmek bayağı zor. Niye? Çünkü bu sıkıntı içerisinde bu cuma namazını kılmak, eda etmek bu cemaatle gerçekten çok güzel bir duygu. Rabbim şu velayı, bu virüsü başımızdan defetsin.
Rabbin Alemin tekrar bizi Müslümanlarla camide buluşturmayı nasip etsin inşallah. Yani ben iki sefer hacca gittiğim için bayağı açık yerlerde namaz kıldım da. Ama tabii yani buranın dolması yine rekor bu alanda oldu. Çünkü cemaati bayağı fazladı. İki sefer hatta ayağa kalkıp duygulandım. Çok hoşuma gitti. Bütün ümmeti Muhammed Müslümanların geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Çok hüzünlü bir bayram, çok hüzünlü bir Ramazan-ı Şerif yaşadık. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın bize emaneti olan teravih sünnetlerini evlerimize kıldık. Onda da bir hayır vardı inşallah. Çoluk çocuk evlerde cemaat olmayı becerdik. Cemaatle namaz kıldık. Cuma'dan, camiden uzak. Aynı bir evladın, iki aylık bir bebeğin annenin sütünden uzak olması kadar ne yazık ki acıdır. Bunun kıymetini bilmek lazım Müslümanlar olarak. Bakın en ufak bir virüste, en ufak bir sıkıntıda Yahudisi, Hristiyanı, açabilir miyim bunu? Yahudisi, Hristiyanı, bütün dinlere mensup olan olmayan herkes yine Allah'a sarıldı, Allah'a ellerini açtı, Allah'a yöneldi. Çünkü kurtuluş İslam'dadır, Allah'ın izniyle kurtuluş Hazreti Kur'an'dadır, Hazreti Muhammed Efendimiz'in sünnetullahındadır. Biz de bundan uzak olmuştuk. Cemaatten uzak olan bir söz vardır, ona benzeteceğim. Sürüden ayrılan koyunu kurt çabuk kapar. Cemaat olmanın çok büyük faydaları vardır. Cemaat halinde camilerde namaz kılmanın çok büyük faydaları vardır. Bu zorlukları yaşadık, bu hüzünlükleri yaşadık. Ama elhamdülillah Allah'ın izni kuvvetiyle, Allah'ın yardımı ile öncelikle bu durumu atlatmak üzereyiz ülkemizde. Çok şükür dışarıda da olsa bir cuma namazını eda ettik. Bu önemli bir vazifeyi üzerimizden kaldırdık. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Tabii yıllardan beri yani nereden baksan 3 aydan fazla bir ayrışından sonra cuma namazının tekrar kılınması gerek bizim memleketimiz olarak gerek cemaat olarak gerek halkımız olarak müteşekkiriz. Yani gerçekten de uzak kalmıştık. Fakat bu sosyal mesafe konusunda sıkıntı yok. Bu yer çok güzel. Alanları belki siz daha önce de kamerayla göstermiştiniz. Alanlar konusunda yani bir önce yani diyelim ki dün akşamdan beri buraya bir asfalt dökülebilirdi. Yani Sayın Valimizden özellikle rica ediyoruz. İpek yolu belediyemizden de rica ediyoruz. Bir an önce madem ki bu şekilde yaşayacağız, bu şekilde anlaşmış bakıyoruz. Bunun daha böyle düzenli bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Yani belki bu ilktir, tamam buna bir şey söylediğimiz yok. Fakat halktan da ondan sonra cemaattan da gelen talepler bu doğrultundadır. Biz de bu doğrultuda bir düzenlemenin yapılmasını kendilerinden rica ediyoruz.